zamandır konuşuyoruz Sayın Başbakan'la. Tabii ki Başbakan'ı dinlediğim zaman çok inandığım ve hak verdiğim şeyler var. Burada tek dezavantaj Gezi'de Başbakanımızla konuşabilecek bir liderin olmaması. Problemlerini anlatamaması. Gezi'deki öğrencilerin ya da diğer genç insanların aslında hepsine hak veriyor. Aslında hepsine gerçekten sevgi besliyor. Fakat onları bazı şeylerde anlamakta zorlandığını ifade etti Sayın Başbakan. Çok güzel şeyler konuştuk. Aslında bilinmesi gereken şeyler de konuşuldu. Fakat burada yorum yaparak ayaküstü yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ön yargı söz konusu her iki tarafta da. Tamamen bu kutuplaşma ve gerginlikte kimsenin kazanamayacağını herkes biliyor. Bir takım şeylerin biraz duygusal bağ olması lazım arada diye düşünüyorum. Başbakanımız ve gençler ve Gezi Parkı'nda olan bütün vatandaşlar. Haksız hiç kimse yok. Herkes haklı. Fakat her iki tarafı da kullanan bir de bir grup olduğu kesin diye düşünülüyor. O grubun o aradan çekilmesi gerekiyor ki insanlar anlaşabilsin. Ki bu çok doğal siyasette. Baştan şunu söyleyeyim. Ben kimseyi temsilen burada değilim. Tamamen bireysel haklarımı kullanarak burada bulunuyorum. Tamamen başbakanımıza şunu söyledim. Ben kendi kızımla olan ilişkimden yola çıktım. Baktım ki bir takım eksiklikler var duygusal bağ anlamında. Size bir anne olarak, bir sanatçı olarak, bir vatandaş olarak bir takım gördüğüm eksikleri söylemeye geldim. Gençler hakkında belki gözden kaçırdığınız bir şeyler vardır diye geldim. Dedim. Son derece dikkatle dinledi beni. Benim de kızım ergen çağında ve onunla aramızda yaşadığımız bir takım çatışmaları çok benzetiyorum şu anki duruma. Zaten başarıya ulaşmış ailelerde bir formül vardır. Çocuk bozar, anne yapar, baba hani sanki biraz görmemezlikten gelir. Daha bir böyle hani büyüklük yapar. Bu formüldür. Başarılı aile formülü diye düşünüyorum. Ben de kızımla bunları yaşıyorum. Ve de gerçekten aynı şeye benzetiyorum. Aile toplumda zaten bir takım olayları oluşturuyor. Tamamen işin duygusal tarafındayım. Siyaseti çok iyi anlamıyorum. Anlamıyorum derken herkes kadar, bir vatandaş gibi. Siyasi terimleri de bilmiyorum. Tamamen son derece amatör ruhla buradaydım. Gerçekten dinledi. Dediğim gibi bir takım grupların ayrılması ve duygusal bağ sağlanması gerekiyor başbakanımızla gençler arasında. Onun için de çaba içerisinde olduğunu gördüm. Yani kesinlikle dışarıdan görüldüğü kadar katı değil ama yansıyan o görüyorum. Ama ben onları düşüncelerini yansıtamıyor maalesef. Ben sadece gençlerin doğal olarak haklarını aradıklarını, demokrasi aradıklarını ve hepimiz için bunun geçerli olduğunu, o zaman ortada kim suçlu, kim hatalıya geldiğimiz zaman da işte o aslında herkes birbirine katan grup çıkıyor karşımıza. İşte belki de bu yüzden birlikte olmaları gerekiyor. Bir lider bir şey olması lazım başbakanla konuşup yani o zaman doğru bir şey çıkacak ortaya diye düşünüyorum. Sayın Başbakan, Gezi Parkı'na gidip Sayın Başbakan'ın mesajlarını, izlenimlerinizi paylaşmayı düşünüyor musunuz bu görüşme sonrasında? Daha önce sıcak bakmıyorsunuz. Ben Gezi Parkı'na sanatçıların gitmesinden yana hiç olmadım. Çünkü ne olursa olsun oradaki çocukların yaşları 18, 19, 20 ya da diyelim ki 28 yaşına kadar varmış sanıyorum. Bu insanlar sanatçı gördükleri zaman yanlarında, dibinde ona destek veren ister istemez o heyecanla biraz kendilerini aşma tehlikesi her zaman vardır. Bu oldu demiyorum ama dolayısıyla sanatçıların başka bir yerde olması gerektiğini düşünüyorum. Ben de bu ülkeden para kazandım. Bu ülkede şöhret oldum. Bu ülkede sevildim, sevilmiyorum, nefret ediliyor. Her şeyi burada yaşıyorum. O yüzden elimi kolumu bağlayıp oturmak istemedim.
böyle bir reklama da ihtiyacım yok. Kesinlikle. Çünkü bu aksi şekilde bir de bana zarar verebilecek bir şey belki de şu yaptığım. Yine biliyorum bir sürü ön yargıyla yaklaşacaklar. Sen de kimsin, oraya niye gittin? Hep bunları duyuyoruz zaten. Ama tabii onları duyacak ve onlara önem verecek olsaydık biz şimdiye kadar 30 yıldır o halkın nabzıyla birlikte bu noktaya ya da bu seviyelere ya da bu kadar yıl burada olmazdık diye düşünüyorum. Onlar çok önemsiz. Onlar da işte o tip insanlar da işte başbakanımızın bahsettiği gibi gençlerle başbakanımızın arasına giren insanlar. İşte onlar da. Dolayısıyla onlara uymamak lazım diye düşünüyorum. Dediğim gibi onların bir lideri olması şart. Sanırım böyle bir şey de olacakmış. Pelin Hanım bir grup oluşturup başbakanımızla görüşmelerine sebebiyet verecekmiş zannediyorum. Bu çok güzel olur tabii ki. Bunun dışında ben Gezi Parkı'na gitmek istemiyorum. Çünkü Gezi Parkı'nda şu anda beni anlayabileceklerini düşünmüyorum. Biliyorum ki konuşturmayacaklar. Biliyorum ki ama derlerse ki buyur başbakanımızla konuştun. Buyur seni bekliyoruz. Seni dinleyeceğiz. Çünkü şu anda herkesin duygusal bağa ihtiyacı var. Yani bu işi fazla profesyonelleştirip inat uğruna yaparsak yazık günah. Yani herkesin işine gücüne şu güzel ülkeye şu güzel geçen ömre yazık. Ben ona üzülüyorum. Dolayısıyla isterlerse seve seve giderim ama tabii konuşurum. Ama böyle olmayacağını biliyorum. Sayın Başbakan'dan bir müdahale izlenimi aldınız mı? Gezi Parkı 24 saat içinde. Aldım. Aldım. Maalesef aldım. Ben de başbakanımıza bekler misiniz, bekleyemez misiniz dedim. Yani hani polis de olmasın. Bir bekleyelim bakalım. Onlar otursunlar. Ne oluyor? Sonra bana bir iki örnek verdi. Daha önce yaşanan bir takım olaylarla ilgili. Onlara şimdi girmek istemiyorum. Şimdi öyle bir örnek verince diyorsunuz ki şimdi bu da doğru. Kısacası oradan işte bir tek bu konuda üzülerek çıktım. 24 saat içerisinde bugün valimiz sanıyorum orada konuşacak gençlerle. 24 saat içerisinde oradan çekilenler olmazsa işte bir şekilde müdahale edeceklerini söylediler. Benim dilim varmıyor tabii bu müdahaleye. Çünkü oradaki her üzülen çocuk kendi çocuğum gibi hissediyorum. Rahatsız oluyorum ama şöyle bir şey söylüyor başbakanımız. Lütfen gerçekten kendini bilen kişiler bir çekilsinler. Bir görelim orada kalan kaba. Gerçekten bizi yoran, üzen ekibi. Ondan sonra ne yapacağımıza karar verelim diyor aslında. Bunu da anlamalarını istiyor. Ama tabii dediğim gibi o tarafta lider olmadığı için kısaca ortada bir bağ eksikliği var. Üçüncü şahısların girdiği her yerde zarar vardır. Yani mutlaka durum başbakanımızla oradaki gençlerin bir araya gelmeleri. Ama onlar kimler? Onlar kimler? O yok işte. O çok fena. Sayın Başbakan geldi. Evet, referandum konusu gündeme geldi. Yapılacağını söylüyorlar. Bugün Danıştay Başkanı'nın yaptığı açıklamayı da bana izah ettiler. Dolayısıyla o da çok hani siyasi terimlerle olduğu için şimdi yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ama referandumun yapılması gerektiği yolunda gidiyorlar. Zaten oraya Topçu Kışlası, yani kışla yapmak zaten en az bana anlattığı programda en az 2 sene, 2,5 sene. Yani şu anda insanlar niye bu kadar kendilerini yıpratıyorlar? Belki de referandum sonucu ne olacak onu da bilmiyorum. Yani referandum olacak tabii hayırlısıyla. Referandum tabii ki desteklerim. Yani dediğim gibi son derece şey olursa, nasıl söyleyeyim, herkesin özgürce karar vereceği bir ortamsa ki öyle olacaktır. Mutlaka seve seve. Sayın Başbakan bugün kendisini ziyarete gelmek isteyen bazı sanatçıların tehdit edildiğini söyledi. Siz herhangi bir baskı altında kaldınız mı, tehdit aldınız mı? Yok, ben hiçbir yerden baskı almadım. Tehdit de almadım. Bu nasıl bir şey ki anlamadım bunu. Yani o nasıl ulaşıp da tehdit edebiliyorlar onu da bilmiyorum. Yani benim telefonumu zaten bilmezler. Bir de bu tehditlerle
olacak şeyler değil. Yani ne oluyor tehdit olunca anlamadım ki. Yani buradaki tehdit... Bir mahalle baskısı. Mesela reklamda oynatmış. Ha, ben mahalle baskısı, o bu şu beni hiç ilgilendirmez. Ben öyle mahalle baskısına falan ne bileyim korkacak, işte geri çekilecek bir karaktere de sahip değilim. Eğer bir şeye inanıyorsam bunu söylemem lazım. Bunu söylemesem de mahalle baskısı oluyor zaten. Yani demokrasiden bahsedilen ortamlarda da aslında demokrasiye aykırı davranışlar oluyor. Hani bana da niye Gezi Parkı'na gitmedim diye baskı yapan o kadar çok insan oldu ki. Siz nasıl peki demokratik davranmıyorsunuz? Gitmiyorsam gitmiyorum. Bunu bana hesabını soramazsınız dediğimde cevap alamıyorum. Yani insanlar kendi eleştirdikleri şeyleri de yapıyorlar bu arada. Yani bence burada anladığım kadarıyla herkes birbirinden korkuyor. Burada herkes birbirinden korkuyor. O yüzden kimse doğruyu, düzgünü söyleyemiyor. Ne bileyim ben Gezi Parkı'ndakilerden korkarsam, işte ya da atıyorum başbakanımızın başbakan ki korkmasınlar bir kere, hiçbir sanatçı korkmasın. Özellikle o konuya da girdik. Hani sinirli misiniz onlara dediğimde katiyen dedi. Katiyen sinirli değilim dedi. Herkes kendi demokrasi hakkını kullanır dedi. Çok sevindim. Çok mutlu oldum. Onu da sanatçı arkadaşlarıma da ileteyim buradan. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Herkes birbirinden korkmasa çok daha güzel şeyler çıkacak. Yani ben başbakanımdan, AKP'den korkarsam ya da Gezi'den korkarsam, herkes birbirine işte işine bakarsa olmuyor bu işte. Ha, ben miyim kahraman? Hayır, değilim. Ben değilim. Ve ben sadece bunu yapmak istedim. Şu anda vicdanım çok rahat. Yani çocuğum için yapmak istedim. Biliyorsunuz annelik konusunda çok hassas bir yaratılışa sahibim. Biraz onun da etkisi oldu. Biraz da Zehra'yla olan ilişkilerime benzettim şu anki durumu. Zehra'da gitmek istedim hiç Gezi. Zehra'da. Zehra 15 yaşında bir çocuk. Daha henüz tabii o şeyde değil. Yani gidiyor da niye gidiyor? Niçin gidiyorlar da değil. Zaten başını dersten kaldıramıyor. Dolayısıyla dediğim gibi herkes birbirinden korktuğu için maalesef o ona saldırıyor. Ay, iş oraya gelmiş artık. Sen bizden değilsin. Yapıyorlar. Yani bu noktaya gelmiş. Halbuki bu değil. Olmamalı diye düşünüyorum. Buradan ne çıkardınız bu sonuç, bu konuştuklarımdan onu da bilmiyorum. Yani siz aslında söyleseniz efendim, onu duygusal olarak nasıl ayrılıyorsunuz burada? Umutlu musunuz? Mutlu bence musunuz? Kaygılı mısınız? Son derece umutluyum. Neden? Çünkü yapılması gereken şeyler her neyse kararlılar. Şey değiller, muallakta değiller. Bu çok önemli. İyi de olsa kötü de olsa hedefe ulaşılacak diye düşünüyorum. Benim buradaki umudum şu. Açıkçası gençliğin, şimdiki gençlerin ne kadar genç nüfus, çünkü Türkiye ne kadar önemli olduğunu aslında biz de yeni fark ettik. Dolayısıyla eminim siyasiler de fark etmiştir. Bir bunu fark ettiğimize seviniyorum açıkçası. Öbür taraftan da belki bu korkular yıkıldı. İnsanlar daha demokratik davranıp daha da Türkiye'nin doğru yolda ilerlemesine sebep olacaktır. Bunları düşünüyorum. Ben çok güzel şeyler olacağına kesinlikle inanıyorum. Ama bir tek şey var. Lütfen Gezi ile Başbakanımızın yüz yüze, arada üçüncü şahıslar olmadan, provokatörler olmadan, yani belki de bir süreyle Başbakanımızın dediğini uygulamak mı? Bilmiyorum. Tamamen kendi hayalimdekileri söylüyorum. Acaba böyle bir şey mi yapsak? Belki de yani bir güven mi sağlansa acaba? Onu bilmiyorum. Onu ayarlamak lazım. Bu işleri yapan profesyonel insanlar var, insan ilişkileriyle ilgili. Dolayısıyla ben iki gündür şey okuyorum. Çok güzel bir kitap geçti elime. Şiddetsiz iletişim diye. Hatta onların çizdim böyle altlarını da, başbakana bazı şeyler hani okurum diye gençler adına. Cesaret edemedim. Çünkü kitabın ismi çok fenaydı. Cesaret edemedim. Dedim ki ben buradan dedim. Tekmen yerden gidebilmem için bu düşüncelerimden vazgeç dedim. Ama böyle içimde ukde şeklinde kaldı. Çok güzel yazılar var orada. Fakat en son şunu söylüyorum. Kesinlikle kin yok. Hiç kimseye kinli değil. Kimseye kızgın değil. Adımlarından emin. Ne kadar artık hayırlısı
olacaksa. İşte bu bir tek şu 24 saat beni çok sıktı. Orada işte ben gideyim dedim, kalktım. Çünkü orada konuşacak bir şey yoktu.